Selamun Aleyküm. Rabbimin selamı, rahmeti, bereketi, sekinesi, inayeti, yardımı üzerinize ve üzerimize olsun inşallah. Bir Allah dostları yolculuğunda daha beraberiz. Evet, Ebu Ayyub Ensari Hazretleri ile başlamıştık bu yolculuğa ve bugün yolculuğumuzu Ebu Eyyubel Ensari Hazretleri'nin kardeşiyle Devam ettireceğiz ve yanında Kührevi Hazretlerini de inşallah ziyaret edeceğiz Nereye gideceğiz? Evet Bitlis'e Gideceğiz. Ebayübel Ensari Hazretlerinin bir kardeşi olduğunu Bitlis'e ziyarete Rabbim nasip ettiğinde gittiğinde Öğrendim. Dediler ki Sizi Feyzullah Ensari Hazretlerine Ziyarete götürelim. Tabii gidelim Kimdir Feyzullah Ensari Hazretleri? Dendi ki Ebayübel Hazretlerinin Kardeşi. Evet Fezullah Ensari Hazretleri 42 yaşında e, İslam ordularıyla birlikte geldiğinde orada şehit olmuş ve orada mesken tutmuş. Türbesini ziyarete gittik ve e, sonbahardı. Kaç yılıydı? Şimdi onu ilk ziyaret ettiğim yılı değil de ikinci Bitlis'e gittiğim tarihi hatırlıyorum. E, 11. aydı hatta ve 2011 yılıydı. Ya, onda, ya ilk gidişimdi muhtemel ilk, ikinci gidişimdi çünkü bir depremden önce bir depremden sonra Van depreminden önce ve sonra Rabbim nasip etmişti. Bu ziyarete gittiğim her beldeye Anadolu'nun o güzel beldeleri olarak hayran olup meftun olup döndüğümü biliyorum ama Bitlisle Urfa'nın yeri gönlümde bir ayrı, gerçekten ayrı. Bitlis'ten döndüğümde sanki böyle bir medeniyetler topluluğunun içinden ziyaretinden dönmüşüm gibi hissediyordum kendimi. Öyle kanatlanmıştım ve Feyzullah Ensari Hazretlerini orada tanımıştım. Hatta onu ziyarete giderken birlikte gittiğimiz kardeş şöyle bir rüyadan bahsetmişti. Demişti ki arkadaşımın rüyasında şöyle söylemiş. Benim buralarda kimim var? Beni neden ziyaret etmiyorsunuz demiş ee, ve ziyaretine şevkle koştuk. Benim buralarda kimim var beni neden ziyaret etmiyorsunuz diyen Feyzullah Ensari Hazretlerinin şimdiki videolara baktım. Bu çağdaki videolarına restorasyonlar geçirmiş ama çok değil bundan 11 yıl önceki fotoğraflarını size akış içinde Allah nasip ederse e, göstereceğim. E, mahzun bir e, türbeydi. Hatta dedim Belensaire Hazretlerinin kardeşinin mekanı nasıl bu kadar mahzun bırakılır? Bakımsız demek istemiyorum da mahzun bırakılır. Şimdi binaları imar etmek de onları e, mahzun etmemek demek değil. Ama garip gelmişti o gittiğim dedi, Dökülen sonbahar yapraklarının e, içinde bir e, ziyaretti ve Feyzullah Ensari Hazretleri'nin huzuruna çıkmak gerçekten benim için bir şaşkınlık sebebiydi ve dedim ki sizin selamınızı da Rabbimin izniyle abinize götüreceğim inşallah. Bitlis'ten döndükten sonra ki indiğim uçak sabahleyin inmişti. Yeşilköy'deki havalimanına inmiştim doğru arabam otoparkta e, duruyordu. Kendim eve kendim dönüyordum. Doğru Eyüp Sultan Hazretleri'ne uğradım. Dedim ki Eba Ebel Ensari Hazretleri ben kardeşinizin yanından geliyorum efendim. Size çok çok selamları, sevgileri var. İlettim, namazımı kıldım. Oradan eve geldim. O günkü selam götürüşümdeki mutluluğu hala hatırlıyorum. Fezullah Ensari Hazretleri hakkında çok geniş e, bilgiler e, kaynaklarda mevcut değil belli bilgiler var araştırabilirsiniz hani ben numuneleri ve gölgelerini asıllarını menbaalarını göster Allah'ım diye sofra duasında o duaları yaptığımız gibi size belli isimlerde kapılar açacağım inşallah siz o kapıları açıp ya da belli isimleri tıklatacağım siz o kapıları açıp araştırmalarınızla evlatlarımıza, gençlerimize daha çok daha büyük katkılarda bulunursunuz inşallah. Evet, 42 yaşında İslam ordusunun bir neferi olarak gel, gelip orada şehit olduğunu, daha doğrusu yaralandığını ve bakımından sonra da vefat ettiğini, oraya defnedildiğini biliyorum. Teyzullah Esari Hazretleri'nin Feyzullah Ensari Hazretlerinin yanından çıktık. Bitlis'te o kadar çok Allah dostu var ki hangisine gün içinde çünkü biz ben program içinde gitmişim oraya ne olursunuz anneler evlatlarınızı okutun bizim külli düşmanlarımızdan birisi cehalettir birisi zarurettir noktasında giderken Cihaletten kurtulmamız için kız, erkek, gençlerimizin okuması lazım ne olur. Hem siz okuyun hem evlatlarınızı okutun demek için gittiğim programlar vardı. Ve onların arasında fırsat buldukça gittiğimiz ziyaret mekanları vardı. Şimdi ilk başlangıçta gittiğimiz ziyaret mekanından başlayayım oradan Kührevi Hazretleri'ne doğru Rabbimin izniyle geleyim inşallah. Abdurrahman Tagi Hazretleri vardı. Ve Abdurrahman Tagi Hazretlerine ziyarete gidinceye kadar benim de cahilliğim tabii biraz Ege'de büyümenin biraz daha sınırlı e, büyümenin belki getirdiği cahillikler, e, doğunun o imani Kur'ani zenginliğine Rabbim giderek belki öğrenmemi nasip etti. E, bilgi yoluyla öncesinde çok hakim olduğum güzellikler değildi. Abdurrahman Tagi Hazretlerinin kabrine götürelim onun da duasını al dedi arkadaşlar. Birlikte oraya gittik. Kabri Şerif diye büyük demir bir kapı göreceksiniz. Üstünde edep, edep, illa edep yazıyor. oranın kabristan olduğunu anlamadım. Çünkü büyük demir bir kapı ve yukarıya merdivenler çıkıyor. Demir kapıdan girdik, ayakkabıları çıkardık. Hani camiye girilir de bir tarafta tahta kutular şeklinde ayakkabılıklar olur ya. Öyle ayakkabılıklar var. Havada soğuk. Hakikaten bayağı da böyle titreye titreye. E, neyse ayakkabıları bıraktık. Merdivenlerden yukarıya doğru çıktık çıktık. Nereye gidiyoruz dedim. Kabriziyer kabristana gidiyoruz dediler. Hani ben türbe bekliyorum. Ama biz bir kabristana geldik. Ve e, edep denilen yani ayakkabıyla gitmemekten tutun. E, ve her yükselişte karşınıza çıkan bir. Nasihatle yükseliş derken merdivenin katlarının yükselişinde bir edeple ilgili nasihat ve sonra Abdurrahman Tagi Hazretlerini ailesinin evlatlarının bulunduğu ve sonra da arkaya doğru o bölgenin vefat edenlerinin bulunduğu kabristana çıktık. Duasını talep ettik. Bizim için de dua eder misiniz dedik. Ruhlarına Fatiha'mızı gönderdik. Geri indik. Şimdi nedir buradaki ayakkabıları çıkarmanın manası diye sorduğumu hatırlıyorum o günlerde zihin bize emanet ama işte elimizde kalmayabiliyor diye Rabbim hatırlatmış böyle minik minik notlar almışım sizinle konuşurken o notları da paylaşarak Allah'ın izniyle destek almaya çalışıyorum şöyle not almışım kabre ziyarete çıkarken ayakkabıları çıkarıp Adeta dünyayı temsil eden merdivenlerden çıkılıyor. Yani dünya hayatı öyle çok da kolay değil, insanı yoruyor. Ama dünyadan bir soyundun, yani oraya e, Üryan olarak, ayaklar üryan olarak yola girdin ve e, çok da kolay değil, insanı yoran bir yolculuk. Merdivenler dünyayı temsil ediyor demişti dostlar o zaman. Ve ziyaret, dua ve inşallah dua ile kolaylaşan dua ile kolaylaşan iniş duanın Allah'ın izniyle problemleri hani müminin mümine yardımı dua iledir diyor ya üstad hazretleri dünyanın zorlukları karşısında da Allah'ı sevenlerin müminin mümine duası Allah'ın sevdiklerinin müminin mümine duasını talep etmek çok önemli ve oradan ayrılırken merdivenden inişin kolaylığı Dua Allah'ın izniyle hayatımıza bereket ve kolaylık olur. Sonra Abdurrahman Taghi Hazretleri'nin e, kabrinin yanında bir e, külliye vardı. Mescid camisi içinde aşevi olan bir yerdi ve oranın küçük büyük bir değil küçük bir külliyeydi. Neredeydi bunlar? Norşin'deydi. Yani Bitlis'in içinde değil Norşin kazasındaydı e, ilçesindeydi. Ve orada bir fırın vardı. Ve dedi, biz oradan ekmek aldık kendimize, yanımıza. Dediler ki bu ekmeğin mayası ta Fatıma anneme kadar gidiyor. Hani artık bu ekşi maya dediklerimi nasıl maya bilmiyorum ama üretilen maya. Hep bir gün önce dergahtaki bir gün önce pişirilen ekmekten mayalanarak yapılan bir maya. Bu ta o zamanlardan gelen bir mayadır Allah'ın izniyle demişlerdi. Onunla yani Resulullah'ın hane-i saadetinde sallallahu aleyhi ve sellemin pişen ekmeğin mayasından bir mayadır demişlerdi. Anadolu'yu mayalayanlar diye mana dostlarının eserleri var ya. Ekmeği mayalamak, Anadolu'yu mayalamak, hayatı mayalamak. Rabbim inşallah sizleri de bulunduğunuz yerlerde e, hayatı mayalayanlardan eylesin. Sonra orada benim için hayatımda güzel olan... Ee, değişik olan bazı şeylere de tanık olmuştum. Ee, neydi? Norşin'de bulunan bu evde Şahın Nakşibendi Hazretleri'nin, Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri'nin, Şeyh Abdülgani, Abdülgani, Abdülgani doğru değil mi? Pardon, Abdurrahman Tagi Hazretleri'nin bu üç ayrı zatın cübbeleri vardı. Mana eseridir. Yani e, Hazreti e, Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğini Gözüne sürme olarak Allah'ın izniyle çeken Yakup Aleyhisselam ki şimdi e, İsrail'de yapılan bir çalışma e, kokuyla e, gözdeki bir takım rahatsızlıkların giderilmesiyle ilgili yeni bir şey okumuştum. Man'a'nın boyutu, o man'a'nın sindiği güzellikler vesile olur diye duası, haşiyeti. Rezonansı ne derseniz deyin. Onları görmek ben, beni çok mutlu etmişti. En önemlisi de Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin elbisesinden bir parça vardı. Ve onun bir mührü vardı orada. O zaman e, fotoğraflarını çekmiştim büyük bir heyecanla. Ve o dergahın şeyhinin ismi de Şeyh Nurettin Mutlu Hazretleri'ydi. Onu da görüp duasını almak istedik. Fakat baktık ikindi namazıydı. Ondan sonra ve içeride zikir halkası kurulmuş hatmeleri vardı. Şimdi biz bu Abdurrahman Tagi hazretlerinden başladım ziyarete ama ne zaman gitmiştik ona? Ben Bitlis'ten İstanbul'a dönmek için havalimanına giderken Bitlis'te havalimanı yok Bitlis'le Muş'un arası da bir saat Muş havalimanına gidiyoruz ve günde bir uçak var o zaman Türk Hava Yolları'nın ve giderken ziyaret ettik. Ardından tekrar e, yola devam ettik ve Şeyh Nurettin Mutlu Hazretlerini de görelim istedik. Fakat o da e, içeride zikirde namazdan sonra göremedik. Çok mübarek bir zat olduğunu da söylemişlerdi o zaman. Ondan sonra e, göremedik. Nasip dedik. Ekmeğimizi aldık, oradaki duaları yaptık, yola çıktık. Yola çıktık ama biraz e, yolu dene anlayamamışız yoğun bir sis halinin içine girdik. Bir saatlik yolu biz ancak bir buçuk saatte gittik ve biz havalimanına geldiğimizde uçak kapılarını kapatmış yavaş yavaş yürüyordu. Burada başka kimse yok ne olur dur demek de söz konusu değildi ve uçağı kaçırdım. Olan da hayır vardır. Yunus'un dediği gibi Tapduk Emre'nin olan da hayır vardır. Ne yapalım dedik. Sıkılmaz mıyız? İstanbul'da bekleyen ev var ocak var e, bilet masrafı vesaire ama döndük oradan madem döndük dedik bir kere daha şansımızı deneyelim e, dergaha bir daha uğrayalım tam alaca karanlık akşam ezanı okunmuş yarım saat filan geçmiş namaz kılınmış oralarda böyle mahzun mahzun hani bir veda gibi gezerken bir baktık ki karşıdan Şeyh Nurettin Hazretleri Efendi geliyor Bembeyaz onu da nasıl yazmışım? Şöyle demişim. Şeyh Nurettin Mutlu Hazretlerinin ziyaret edip duasını almak istedik. Namaz sonrası hatmedeymiş. Gerçi bayanlarla şimdiye kadar hiç görüşmemiş. Ancak şansımızı denemek istedik. Şeyh Nurettin güzel bir insan. Ve büyüğümüzü de seven, evlatlarına evladım diyen bir insandı. Havalanına yola çıktık, uçağı kaçırdık, geri döndük. Tekrar şansımızı denemek için Norşin'e girdik ve görüşmeyi talep etmek için orada birileri var mıdır diye sorduk. Ben de böyle bazen takıntılı oluyorum herhalde. Sorduk. Tevafuk akşamın alaca karanlığında akşam namazı sonrası bahçeden camiye giden kişiyi işaret etti çocuk bize. Dedi ki Nurettin Efendi odur. Hemen o tarafa doğru seyirttik. Baktık cübbeli, bembeyaz, sarıklı, bembeyaz, yüzlü pembe bir insan. Ondan sonra az kısa konuştu. Kimsiniz dedi. Yanındaki arkadaş öğretmendi. Dedi ki, Eba Selahattin Eyyubi Koleji'nde öğretmenim efendim deyince bu da İstanbul'dan misafirimizdi abla diye tanıttı. Dedi ki, meğerse bizim evlatlarımız evlatlarımızmışsınız dedi. İlave etti. Sonra dualarını dedik evlatlarımıza da dua eder misiniz? Ederim inşallah dedi. Ve uçağı kaçırdık ama duayı yakaladık. Sevinciyle Rabbimin izniyle oradan ayrıldık. Dönüş, yemek, sohbet böyle notlar almışım. Evet. Sonra nasıl döndüm İstanbul'a? Bir sonraki gün Batman üzerinden döndüm. Ve Bitlis'ten Batman'a giden yolda bir zamanlar Türkiye'nin içindeki ortamı kızıştırdıkları zaman askerlerimizi e, patlattıkları yerlerin arasından, yani e, dostunuz olunca en insanlara korkulu gibi gelen yerler bile güvenli hale geliyordu. E, beni batmana götüren arkadaşlar yalnız dediler ki bizim Yine abla akşam olmadan dönmemiz lazım. Seni biraz erken götürelim. Çünkü bu yollarda gece gitmememiz lazım. Bıraktılar Batman'a. Ve ardından onlar... E, bir buçuk iki saat miydi acaba? Bitlis ile arası. Onlar karanlığa kalmadan... Aynı yollardan döndüler. Ama ben bu arada... Bitlis'te iki gün kalmıştım zaten. Ve Bitlis'te gittiğim... Benim için çok özel mekanlar vardı. Mesela ziyaretine gidemediğim Şeyh Garip Hazretleri vardı. Ayrılırken hakkınızı helal edin. Size gelemedik Şeyh Garip Hazretleri diye, ziyaret edemedik diye e, Allah'a ısmarladık demiştim ama orada Kührevi Hazretlerini ziyaret nasip olmuştu. Nasıldı? Kimdi Kührevi Hazretleri? Kührevi Hazretlerini ben oraya gidinceye kadar e, çok da bilen biri değildim. Evet, tarihçeyi hayatta okuduğumu sonra hatırladım ama çok da bildiğimi zannetmiyorum. Şimdi Kührevi Hazretleri Doğun'un mana büyüklerindendi. Onun hayatını anlatan bir kitabı Kaynak Yayınları çıkarmıştı. Tavsiye ederim bulabildiğimiz zamanlarda bu kitaplardan da istifade etmeyi. Evet, Kaynak Yayınlarının kaç yılında basılmış kitabı. Evet, neyse. Torununun torunu olan Vahyettin Kührevi Bey'in yazdığı bir kitaptı. 2013 yılında basılmış bir kitap bu. Evet şimdi Kührevi Hazretleri, Pir Akdes Muhammed Kührevi Hazretleri, Siirt tabağlı bugünkü adıyla şirvan olan Küfra kasabasında 1775'te dünyaya gelen bir Allah dostu, bir nakşi şeyhi. Bize bakan, son asra bakan yönüyle de Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin son dersimi aldım dediği zat. O da nasıl buyuruyor? Bakın onu da okuyayım ben size. Ee, Üstad Hazretleri diyor ki, Abdülkadir Badılı'nın naklettiği bir rivayet bu. Hacı Hulusi Bey ve Vanlı Mohmed, Molla Hamit Efendi'den ayrı ayrı dinlediğimiz bir rivayet ve hatıra şöyledir. Hazreti Üstad buyurmuşlardı ki, ben Bitlis'te bulunduğum zamanlarda orada dört tane büyük veli zatlar vardı. İmam-ı Rabbani derecesinde idiler. Ben her dört zatta eski sayıdı kendilerin bu, bu her dört zatta eski sayıdı kendilerine talebe etmek için istediler. fakat eski sayıd bu her dört büyük evliyaya karşı müstani kaldı. Çünkü yalnız birisi ona kafi gelmiyordu. Sonra onlara dedim sizin biriniz bana kifayet etmez ben dördünüze de intisap edeceğim. Üstad bir eserinde bu meseleye şöyle işaret etmektedir. Ne kadar düşündüm bunun arkasından mı yoksa ötekinin mi? Yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim? <laughs> Özür dilerim. daha Tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibeler, hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki bu muhtelif turukların başı ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an'ı hakimdir. Hakiki tevhidi kıble bunda olur. Öyle ise en âlâ mürşit de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Buradan bir cümleyi daha okuyup e, devam edeceğim yolculuğa. Şeyh Ahmed-i Hani Hazretlerine biraz atlıyorum kitabın e, satırları içinde. E, Bedüz zamanın masar olduğu büyük harikulade haller, ilim ve irfanda fevkalade inkişafat ve e, pek acip feyiz, nur ve kerametlerini kimisi Şeyh Ahmed-i Hani Hazretlerine, kimisi Şeyh abdurrahman Tagi Tagy Kuddises kimisi Şeyh Muhammed Kührevi Hazretlerine, bazıları da Şeyh Fahimi Fehime Arvasiye, Tillolularda Fakirullah Şeyh İsmail Hazretlerine veya Tillo'da Medfun diğer ecdatlarına nispet ederek kendilerine mal etmek isterler. Bu teveccüh ve tesahup gerçi çok güzeldir ve bir noktada doğru ve haktır. Hem Bediüzzaman Hazretlerinin mesleğine ve cihadına tarafgirliktir. Bu da çok hoşuma gitmişti. Ama burada söylemek istediğim şeylerin bir tane bir ta ikisini tekrar vurgulayayım. Hem Bediüzzaman Hazretlerinin mesleğine ve cihadına taraf girliktir. Diğeri de neydi? Üste ismi geçen şey Ahmedi Hani Hazretleri. İnşallah onu da beraber ziyarete gideceğiz. Ahmedi Hani Hazretleri Ağrı Doğu Beyazıt'ta. Üsta Hazretleri onun kabrinde de ondan manada ders almış. Genç bir delikanlı iken. Sonra Abdurrahman Tagi Hazretleri'ni demin anlattım. Norşin'de ziyaretine gittiğimiz edep, edep, illa edep diyen e, büyüğümüz. Muhammed Kührevi Hazretleri, evet onun türbesine gittik. Türbesine gittik ama e, bizi Allah'ın izniyle oraya götüren e, bey. Dedi ki, abla öncesinde bu türbenin girişinde gözetleme şeyleri vardı. Karakoldan izleniyordu. Gelen giden bile tahkikat altına alınıyordu. Çok uzun yıllar bu buraya ziyaret kolay olmadı. Ve işin ilginç tarafı biz sadece bahçesinden içeriye girdik. Bahçeden selamımızı vereceğiz, duamızı edeceğiz, fatihamızı hediye edip ayrılacağız. Ama bir baktık ki türbenin kapısı açık. Nasıl mutlu olduk ve Rabbimin izniyle Küfrevi Hazretleri Bizi huzuruna kabul etti O kadar güzel bir andı ki o O heybet O güzellik Yani o an dua alıyorsunuz Ve sonrasında O dua aldığınız Zatla Tanışma yolculuğunuzda da Farklı farklı Güzelliklerinde kapısı açılıyor Üstad hazretlerine en son e, Ders veren zat En son dersini Muhammed Kührevi Hazretlerinden almış Üstad Hazretleri. Muhammed Kührevi Hazretlerinin den bahis yine mektubatta geçiyor. Evet, mektubatta hatta sayfa 364'te geçiyor. Lakin Bediüzzaman Hazretlerinin aşağıda kaydedeceğimiz beyanları ile yukarıda geçen izahlarının neticesine bakılırsa, o yalnız bir tek zatın veya mesleğinin veya feyiz ve irşadının tasarrufunda ve manevi risale riyasetinde değildir. Ve atları geçen zatlardan yalnız birinin hususi fidanlık bahçesinde yetişmiş değildir. Belki o meskur zevat-ı kiramın hepsinin ayrı ayrı şefkat, feyiz ve dualarına masariyetiyle beraber bunların hepsinin menba-ı nuru ve madeni feyzi olan zat-ı risaletin külli feyiz ve nuruna mazhar olduğu anlaşılmaktadır. Evet, mektubatta da geçiyor dedim. Ondan sonra evet, kitaba bilgiye havale edip yolculuğa devam edeyim. Şey Muhammed Kührevi Hazretleri'nin evladı var. Şey Abdülbaki Kührevi Hazretleri. Ve Abdülbaki Kührevi Hazretleri Oğlu o dönem iyi giyinen, iyi, iyi bir binite binen oğlu e, yanına geldiğinde onunla olan bir e, diyaloğu var. Ve ona der ki Abdülbaki dünyadan kurtul. Geçtiğim der oğlu. Abdülbaki ukba, Ukba'dan da geç. Geçtiğim der. Haydi kalk senin için, senin işin tamam der. Ve o günden sonraki yıllarda da şeyh. Abdülbaki Kührevi Hazretleri Muhammed Kührevi Hazretlerinin vekili olarak yola devam eder. Şimdi ben bu silsilede hatalar yapıyor olabilir miyim? İnşallah yapmıyorumdur. Okuyup paylaşmaya çalıştım belli yerleri ama Kührevi Hazretlerinin beni orada en çok etkileyen haşyetiyle birlikte gördüğüm bir sandukça da vardı. Siz de araştırın. Hatta bu programı ...çekmeden önce... ...videolara bakmak istedim... ...Kührevi Hazretleri'nin... ...hayatını anlatan... ...bilgileri bir gözden geçireyim diye... ...sonra baktım... ...Şeyh Abdülbaki... ...Kührevi Hazretleri'nin... ...Osmanlı'nın son dönemindeki... ...Sultan'la... ...Padişah'la olan yakınlığı... ...işte kapısının oyması... ...işte kapısının türbesini... ...İtalyan mimarların yapması... Bunlar değildi benim aradıklarım. Evet onlar çok değerli dostlardı ama bunlar değildi benim aradıklarım. Muhammed Kührevi Hazretleri'nin mana boyutuydu. O yüzden okuyarak yolculuğa devam ettim. Şimdi şey bazı yerlerini de not tuttum paylaştığım yerler şimdi. Çünkü ben o ziyaretimde Kührevi Hazretleri'nin hayatıyla ilgili çok da detaylı bilgiler... Öğrenmemiştim. Öğrendiğim neydi? Üstad hazretlerinin kendisinden ders aldığı hatta e, mübareğin vefat edeceği gece Üstad hazretlerinin rüyasına girdiği ve ben gidiyorum dediği sabahleyin Üstad hazretleri geldiğinde şeyhinin vef şeyhin vefat ettiğini e, görmüş olması böyle manevi irtibatlar ve e, oradaki manevi hava bir dönem Atatürk'ün de oraya ziyarete geldiği ...oradaki bir deftere yazdığı mektuplar... ...artı doğudaki savaşlar sırasında... Cumhuriyete nasıl destek olduğu... ...bunları anlattı bana rehberlik eden değerli kişi... ...sonrasında Şeyh Said isyanından sonra... ...ailenin İstanbul'da yaşamaya zorunlu tutulduğunu... ...İstanbul'a getirildiğini söyledi ve sonra... İstanbul'a gelen zatın vefatıyla ilgili bir ayrıntıyı paylaştı. Şuradaki bir iki notu da sizinle paylaşayım tekrar oraya gideyim. Şeyh Abdülbaki Efendi Birinci Dünya Savaşı'nda dergahta şehimiş. 1916 yılında Atatürk onu ziyaret etmiş. Şeyh Doğu'da birlik ve beraberliği sağlamada huzura destekte olmuş hep. Ve Mustafa Kemal'in ona ara ara yazdığı mektuplar var. Ama 1925'teki Şeyh Said hadisesinden sonra olaylara karışmadığı halde ailesiyle birlikte İstanbul'a zorunlu ikamete getirilmiş. Nereye? Üsküdar'a. Hem de Üsküdar'daymış. Üstad Hazretleri o sene Burdur'da tehcir edilir ve ciddi muhasara da tutulur. Ve orada... Demişim ki sayfa 96'yı paylaş istersen. Evet. Aynı sene Burdur'da tehcir edilen Bediüzzaman Hazretleri bir mektubunda Şeyh Abdülbaki Efendi'nin bu durumuna şöyle değinir şeklinde var. Burada asıl paylaşacağım şu. Aleyhimize çevrilen dolaptan kurtulmak imkanı bulmadık. Ben hissetmiştim fakat çare yoktu. Bir çare, merhum Şeyh Abdülhakim, Şeyh Abdülbaki kurtulamadılar. Demek bu musibette biz birbirimizden şekva etmek hem haksız, hem manasız, hem zararlı, hem Risale-i nurdan bir nevi küsmektir. Dedim ki hiç dolaplar entrikalar bitmemiş İslam'a karşı, müminlere karşı e, mücadeleler hiç bitmemiş. Üstadın hayatı e, gülerek mi anlatıyorsun bunu figen dedim şimdi bir an. Ee, bu da bir övünçtür Allah yolunda olmanın e, övüncüdür O işin ayrı bir tarafı ama üstadın hayatı zaten bunun en bariz göstergesi değil mi derdik şimdi elhamdülillah hayatımızda bir nevi bunun göstergesi oldu bu da ayrı bir mutluluk sebebi benim için evet ee, orada benim ilgimi çeken konulardan biri diye bahsettiğim noktaya geliyorum eee Şeyh Abdülbaki Efendi 1943 senesinde darı bekaya irtihal etmiş, yani vefat etmiş. Ve bu, vefat etmeden önce de büyük oğlu Nesim Efendi'ye eğer bir imkan bulursanız beni Bitlis'e Pir Kührevi'nin yanına götürün, o türbeyi Mukaddes'te beni defnedin demiş. Şimdi oradan oraya atlayabilirim, ee, öyle de bir yön var. Ee, Evet atlamayayım. 1944 senesinde şeyh Nes Evet at burayı belki bilemiyorum. Kesebilirsem keserim, kesemezsem yayına da böyle e, girer. Ee, Alvar Lefe Hazretleri'nin de şeyhi aynı zamanda e, Pir Muhammed Kührevi Hazretleri. Hani Alvarlı Efe Hazretleri'nin de e insan, Mevla bizi insan eyleye cümlesinden tutun. Erzurum'un korucuğunun yakınındaki mekanına da inşallah ziyaret ettiğimizde tekrar Gührevi Hazretleri'nden de bahsedeceğiz. Evet nasip oldu mu oraya da gitmek? Evet Alvarlı Efe Hazretleri'ne de duasını almak, ziyaret etmek elhamdülillah ki nasip oldu. Evet tekrar ben e, Abdülbaki Efendi'nin vefatına geleyim. 1944 senesinde Şeyh Nesim Efendi üst üste babasını rüyasında görür ve Abdülbaki Efendi şöyle demektedir. Oğlum bana söz vermiştin, Piri Kührevi'yi çok özledim, beni onun yanına götür. Korkma oğlum, Allah sana yardım eder. Şimdi bir yıl olmuş vefat edeli ve Eyüp Sultan kabristanlığına defnedilmiş ee, ve bir yıl sonra evladım beni Pir Muhammed Kührevi Hazretlerinin yanına götür diyor. Evladına manada rüyada ve kabir açılıyor. Bekçi de aynı şekilde rüyaya muhatap. Ee, evlat gidince e, yardımcı da oluyor. Kabristandaki görevli Allah'ın izniyle kabri açıyorlar. Hiçbir kefeninde bir leke dahi olmayan bir naş alınıyor. Naşı ve Bitlis'e götürülecek. Ama normal yollarla gitmesine izin yok ve gece alınmış ve o dönem İnönü dönemi ve yine Türkiye'de istibdatlar hiç bitmeyen o istibdatların dönemi yakalanırlarsa sıkıntılı haller olacak ne yapıyorlar bir bavul var bavulun içine mevta konacak ve Bitlis'te indiğinde o bavulla alınacak ama Bavulun boyu tabut boyu kadar değil. Şimdi nasıl yapalım diyorlar. Bu cümleleri de buradan paylaşayım. Mesela mezarı açarlar. Medfun olan Şeyh Efendi'yi mezardan çıkardıkları zaman sanki yeni defnedilmiş, kefeni dahi çürümemiş bir halde bulurlar. Bir sandık şeklinde getirdikleri tabuta zat-ı mübarekeyi yerleştirirler. Fakat tabut küçük gelmiş. Şimdi burada tabut diyor ama ben Kührevi Hazretleri'nin kabrinde o tabut dedikleri, Bavulu gördüm yani fotoğrafını da biraz sonra inşallah paylaşacağım o tabutu gördüm bavulu gördüm yani tabut değil uzun değil ve bunun üzerine tabut küçük geldi ve cenazenin ayakları tabii ki dışarıda kaldı çünkü bir yıl geçmiş ama hiçbir çürüme emare yok tertemiz ceset ceset demek hoş değil naş diyeyim. Bunun üzerine Şehnesim Efendi ağlamaya başlar. Ya Rab, bu gece gidip bir daha bir uzun tabut yapmamız mümkün değil. Bize yardım eyle diye yakarır. Sonra dönüp babasına şöyle seslenir. Ya ayağınızı çekin, tabutun içine yerleştirin ya da ben seni mezara koyup gideceğim. Çünkü zor bir dönemde yaşıyoruz. Milli şef zamanıdır. Biri ihbar ederse bizi idamdan başka bir şey temizlemezler. Kitaptan okuyorum. Ben anlatmıyorum. Gördüğünüz gibi. Bundan sonrasını merhum Nesim Efendi şöyle anlatmıştır. Biraz nefes aldık. Bir daha te tecrübe edelim dedik. Kaldırdık tabutun içine koyduk. Sanki onun ölçüsüne göre yapılmış gibi ayakları da tabutun içine girdi. İnanamadık. Bir daha bir daha baktık. Gerçek olduğunu gördük. Şük şükür secdesine vardık ve rüyada söylendiği gibi selametle memlekete götürebileceğimize tamamiyle kanaat getirdik. Şimdi e, Bitlis'teki ziyarete gittiğimiz yerdeki bana o e, bavulu gösteren e, değerli insan şey demişti. Ayaklar tabuta girerken akordiyon gibi e, büzülmüş. Biz oradan çıkarıldıktan sonra, biz değil oradan çıkarıldıktan sonra da yine akordiyon gibi açılmış eski haline gelmiş. Ve buraya Pir Muhammed Kührevi Hazretleri'nin yanına defnedilmiş. Evet. Manada biz uzak zannediyoruz manayı. Halbuki yaşadığımız hayat son derece kendinin hayat zannettiğimiz sınırlı bir hayat. Biz ehli imanız değil mi? Ebetlere inanıyoruz ama neden bu kadar kendimizi sınırlandırıyoruz? Ben vefat etmiş insanlardan bahsetmek için anlatmıyorum bunları. Ben onların Allah dostu olduğunu ruhlarının seyri sulukuna yürüdüklerinden eminim. Sadece şunu demek istiyorum. Müminin mümine yardımı dua iledir. Onların da duaları alınabilir ve bize yol adabıyla, yolculuk adabıyla ilgili Allah dostlarının da hayatlarıyla yaşayarak örnek olduğu gibi eserlerinde de örnekler var. Biz sünnet-i seniyeye ittiba örneğimiz var bizim zaten. Evet sünnet-i seniyeye zaten Allah dostlarının da Allah dostu olmasının yolculuğu sünnet-i seniyeye ittibadan geçiyor. Yani başka bir yoldan geçmiyor. İşinde diğer tarafı ve Kur'an'a eee ram olmakta. Evet. Tabutumuzu aldık, üzerine bir şeyler örttük, bir arabanın arkasına koyduk, doğru Haydarpaşa garına götürdük. Trenin bir üst ranzasına koyduk, tren hareket etti. İnanın tatvana kadar hiç bu nedir, nereye gidiyorsunuz diye tek bir soru bize sorulmadı. O büyük zatın himmetiyle ve gördüğümüz sadık rüyayla bitlise geldik ve Piri Akdes'in yanında daha evvel hazırlanmış mezara koyduk. Evet, bu bir paylaştığım bir şey. O bavulunda inşallah fotoğrafını da paylaşayım. Diğer buraya not aldığım bir cümleyi okuyayım. Mana ve dünya aslında birbirinden ayrı ve habersiz değil. Unutma demişim. Sayfa 102. Bunu da paylaşıp daha sonrasını kitaba havale edeyim. Evet. Talebelerinden, müritlerinden, mana ve dünya birbirinden ayrı değil noktasında e, örnekler var. Onun hayatından örnekler var. Evet burada paylaşmayayım. E, ama... Ee, insanların başları dara sıkıştığında Rabbimin izniyle mana aleminden nasıl yardımın geldiğini, Allah var gam yok derken de o mana aleminin kapılarının nasıl açıldığının örnekleri de kitabın içinde Kührevi Hazretlerini anlatırken zikredilmiş. Manadan, tedaviden, torununun hayatından, örnek hallerden, Tutun Alvarle Efe Hazretlerinin tüm Kührevi Sülalesine olan büyük ihtimam ve hürmetine kadar cümleler var. Ve Hoca Efendi ile torunu da 1971 yılında yine tanışmışlar. Kührevi Hazretlerinin son Halifesi, evet Kührevi Hazretlerinin son Halifesi de Alvar Efe Hazretleriymiş. Kührevi Hazretlerinin 300-400 kadar Halifesi vardı. Işat ile görevli olan diyor eserde ee, ve gidiyor. Evet. Burada bir şeye daha e, temas edip yolculuğa öyle devam etmek istiyorum. Kürevi Hazretlerini anlatan dedim ya videoları da izlemeye çalıştım diye e, oradaki bir videoda şöyle bir örnek anlatılıyor. Daha doğrusu e, keramet e, anlatılıyor. Gührevi Hazretleri bazı geceler evden dergahtan uzaktan bir mağaraya dağın içinde bir mağaraya gidermiş. Ertesi sabah da dönermiş. Müritlerden veya oradaki kişilerden birisi takip etmiş Gührevi Hazretlerini. Pir Muhammed Gührevi Hazretlerini nereye gidiyor diye takip etmiş mağarada anlatılan videodaki olay şöyle mağarada bir dervişten ders aldığını görmüş ve sonra gelip Kührevi Hazretleri mağarada bir dervişten ders alıyordu diye söylemek istedi diyor ve ardından Kührevi Hazretleri de ona elini uzattı ve o kişinin o gün dili tutuldu diyor. Sonra o kişi diyor yıllarca dili tutuk kaldı işte hacca gitti orada dua etti Dediler ki senin der, dermanın Kührevi'dedir Sonra geldi tekrar Kührevi Hazretleri Allah'ın izniyle çözül dedi Dili çözüldü Yani öyle bir anlatılıyor ki Kührevi Hazretleri oradaki bir dervişten Ders aldığı e, Fark edilmesin diye e, Onu gören kişinin Dilinin tutulmasına da dua etmiş Şimdi keramet anlatılırken Bu anlatılıyor Çok mücüme gitti çünkü işin gerçeği Yine benim bu eserden öğrendiğim şekliyle işin gerçeği e, hani burada dedim ya gürevi hazretlerinin 200, 300 ila 400 tane halifesi vardı ben insanları ve cinleri başka bir hikmetle değil yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyen Allah Celle Celaluhu Zariyat suresinde e, cinlere de yönelik halifeleri varmış ve o mağaralarda mağarada o dostlarıyla ders yaparmış. Şimdi bunu söylemek istemedi herhalde diye düşündüm söyleyen kişi. E, muhtemel onu takip eden kişi de bu hale muttali olmuş. Ama bu halin ifşa edilmesi de çok e, alışılmış bir düzen olmayacak. Belki ona bağlı olarak küfrevi hazretleri değil de manadan dilip perdelendi. O sırrı ifşa etme diye sır önemli de bir e, mana boyutunda e, değerdir, edeptir. Sonrasında belki tövbe istiğfarla, belki yine Allah'a duayla, belki değil hepsi Allah'ın izniyle duayla açılan bir yolculuk. Şimdi bakış açımızı düzgün eylemek lazım. Hani Üstad hazretlerinin niyet, nazar, manayı, ismi, manayı, harfi diye bu öğrendiğim dört önemli ders diye Söylediği noktadaki nazarı Hüsnü üzerine ve gerçekler üzerine bina etmek lazım. Evet ben Bitlis'i anlatırken yine farklı mecralara doğru bir yolculuk yaptım. Ama Kührevi Hazretleri ile o günkü tanışıklık sonra Eyüp Sultan'a gittiğimizde Kührevi Hazretleri'nin silsilesinden diğer torunlarından birinin Şeyh Cabir Hazretleri yanılmıyorsam şeyde Eyüp Sultan'da neyse ona siz de bakabilirsiniz. O alınan kabrin hani Abdülbaki Hazretlerinin dedesinin yanına babasının yanına Pir Muhammed Küfrevi Hazretlerinin yanına gidişiyle boş kalan kabrede daha sonra to diğer torunu gelip yerleşmiş. Evet ziyaret ettiğimiz Küfrevi e, silsilesinden şöyle aşağıya doğru bakan e, kenarda bir e, İstanbul'da da Eyüp Sultan Hazretleri'nde de misafirliği devam ediyordu. Evet. Eyüp Sultan Hazretleri birçok dostu, Allah dostunu çevresinde misafir ediyor ve aynı bir atar damardan çıkan damarlar gibi bunlar bütün dünyaya yayılan mana dalları olarak biz bugün Atladık, uçağa Bitlis'e gittik. Feyzullah Ensari Hazretleri'ne bir selam verdik. Onun selamını da Ebayi Bel Ensari Hazretleri'ne sonra e, ilettik. Bu benim kendi dünyamdaki e, dün yaşadıklarımdı, anlattı, hissettiklerimdi. Sonra Kührevi Hazretleri'ni, sonra orada Üstad Hazretleri'nin kaldığı medreseyi ve bir iki Allah dostuna da Uzaktan e, ayetel kürsülerimizi, fatihalarımızı yollayıp izin istedik ve İstanbul'a uçtuk. İstanbul'a uçarken yolda en düşündüğüm şey, ilk düşündüğüm şey buraya dostlarla, arkadaşlarla birlikte gelmek istiyorum. İstanbul'a geldiğimde dedim ki Bitlis öyle güzel, öyle güzel ki. Evleri mi güzeldi? Hayır soğuktu. Şimdi sanki e, Kanada'nın ve, ve, ve hicret edilen yerlerin soğukları e, o zaman için benim dünyamda yoktu. Gerçekten soğuktu. Kışın okula giden öğrencilerin servislerinin gittiği yolun ayazı vesairesi. Kimi? Çünkü 11. ayda gidince tanıklık da ediyorsunuz. Ama Bitlis benim için acayip güzeldi. Hatta oradan döndükten sonra da bir rüya görmüştü arkadaş telefonla aradı dedi ki bir de rüya gördüm rüyasında Bitlis'in dışına böyle bir arabayla çıktığımız orada bir çiftlik çiftlikte de e, beyaz robadan ama değişik bir kıyafetler demişti elbiselerin içinde e, hanımların olduğu bir çiftlik ve onlardan bir tanesinin e, öne çıktığını e, bizim de onu ziyaret etme imkanımızın olduğunu sarıldığını, dua ettiğini, ondan sonra diğer hanımlara da annelere de selam verip ayrıldığımızı gördüğünü söylemişti. Ve ayrılırken de e, hanım ziyaret ettiğimiz değerli zatın isminin de Rabia olduğunu e, söylediğini söylemişti. Mana büyükleri. Mana hani biz yediler, üçler, beşler, yediler, 40'lar diye anlatılır, değil mi? onlar bizi bırakmış değiller acaba Rabiatül Adevi Hazretleri miydi çünkü doğu Doğu o topraklarda Allah dostlarının yardımcıları olarak Rabbimin izniyle manadaki seyri, seyirleri devam mı ediyordu diye düşündüm sonra Rabbim nasip edip Kudüs'e gittiğimizde de Rabiatül Adevi Hazretlerinin türbesini ziyaret edince onun da sevenlerinin ne kadar geniş dünyalardan geldiğine de tanıklık ettim o işin ayrı bir tarafı. Ama mana dostlarıyla dost olmanın yolculuğu insanı çok zengin yapıyor. Gerçekten zengin yapıyor. Uzattığımı biliyorum ama bunu da paylaşmak istiyorum. Zorlandığım dünyanın o merdiveninin zorladığı zamanlardan birindeydi. Bir psikiyatrist arkadaşla konuşurken Samimi dostun var mı arkadaşın var mı diye sordu. Ben de şimdi anlatıyorum. O zaman yaşadığıma eminim. E, psikolojim de gayet iyi. Elhamdülillah o manada değil. E, psikolojim iyi derken şimdi söylediklerimden sonrası için söylüyorum. E, evet dedim Ayşe annem var. E, Hatice annem var. E, Esma annem var. Dedi hep yaşlılarla mı görüşmeyi seviyorsun? Dedim ki onlar yaşlı değil. Hazreti Hatice, Hazreti Ayşe, Hazreti Esma. Ha dedi. Sizin dedi güldü tatlıca. Sizin dedi sanal dostlarınız var dedi. Dedim ki hayır onlar sanal dostlar değil. Onlar real dostlar. Sanal dostlar kim biliyor musunuz dedim? Bir musibet ve imtihan anında ortadan kaybolan şu dünyada yaşıyor bile olsa ortadan kaybolan dostlar onlar sanal dostlar ama dedim bu dostlar real dostlar gerçek dostlar hayatlarıyla ve manalarıyla beni hiç yalnız bırakmadılar hiç nasihatlerini kesmediler bir gün Esma annemi konuşmak isterim sizinle Hatice annem zaten e, anam Ayşe annem zaten hayranım ama mesela Esma annemle o bunu söylediğim günlerde farklı bir gönül bağım vardı yüz yaşına kadar efendimize Allah'a olan, Allah'a giden yolda Efendimizin arkasında giden kahraman bir kadın. Zübeyir bin Avvam radiyallahu anh'ın eşi 8 tane evlat yetiştirmiş. Abdullah bin Zübeyir radiyallahu anh'ın annesi ve son anına kadar çadırını kurup tefsir dersi de veren hurma tarlasına gidip küfeye hurmasını yükleyip evine de gelen Muhteşem bir kadın Esma annem ve onlar asla sanal dostlar değil, real dostlar. Musibet anında daha çok e, ayağa kalk, Allah'ın izniyle bu dünya geçici, geçecek ve hiç görme diye döneceksin. Dönmesen ne olur, ukbaya gidiyorsun, zaten yine bu yolculukta kazanan modunda olacaksın diyen real dostlar. Şu dönemde de o dostların yollarını, o dostların kendilerini bu şekilde rehberliğe götüren, takip ettikleri yollara bizim de dikkat etmemiz gerekmez mi? Ve onları tanıdıkça kendimizi yalnız hissetmek değil, biz ne kadar büyük bir dostlar meclisindeyiz deyip güven duymak, huzur duymak değil mi yolculuğumuz? Evet, Allah'a emanet olun, Rabbimin sevgisiyle, muhabbetiyle kalın. Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine ittibayla ve onları sevenlerin sevgisine yol açan alışkanlıklarla, ibadetlerle, hallerle kalın inşallah. Selamun Aleyküm.